Evet, merhabalar arkadaşlar, ben Turkadan Emre. 2023 senesinin bahar döneminden çeşitli içerikler üretmeye çalışacağız. Hem Amerika'yı merak edenlerin hem bu bölümü tercih etmeyi düşünenlerin merakını gidermek için. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar, ben Turkadan Buse. Bugün sizlerle Binghamton'daki yemek imkanlarından bahsedeceğiz. Bildiğimiz üzere bu okulda 3 tane yemekhanemiz var. Bugün C4 adı verilen yemekhanede size kısa bir gezinti yaşayacağız. Benim adım Özgür Tuna Eminoğlu. Ben de arkadaşlarım gibi bu kanal içerisinde içerikler üretmeye yardımcı olacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Success Center'dayız. Buranın içinde çalışma alanlarımız ve daha da önemlisi Speaking Center'ımız var. Speaking Center'da istediğiniz kadar hafta içerisinde randevu alıp kendinizin konuşma şeklini, telaffuzunu, akıcılığını geliştirmenize katkı sağlıyorlar. Bunu video kaydına alarak takip edebiliyorsunuz zaman içerisinde. Bu şekilde oldukça yardımcı olabiliyorlar. Çünkü buraya geldiğinizde çok sıkıntı yaşayabiliyorsunuz telaffuzun sayfasında. Ama artık böyle yardımlarla vesaire çözebiliyorsunuz. Arkadaşlar, burası gördüğünüz üzere insanların sessiz, sakin bir şekilde çalıştığı satranç oynayabildiği ve piyano var. İsterseniz, merakınız varsa ve çalabiliyorsanız Çalamıyorsanız da vurabilirsiniz kendi kendinize. Bu arada antrenman yapmak için de insanlar gelip burayı kullanıyor. Evet, kulaklığı takıp yandırıyorum ki kendimde. Evet, güzel bir yer. Sakin bir yer. Biz buraya geliyoruz bazen. Satranç oynuyoruz vesaire. Oturuyoruz. Ders aralarında yemek yedikten sonra buraya geliyoruz. Oldukça rahat, güzel bir yer. Teşekkürler. Bu arkadaşımız Tiki. Burada aslında getirdiğiniz yemekleri ısıtabileceğiniz ve gluten free tarzı yemekler tüketiyorsanız da bunlar için de ayrıca ısıtabileceğiniz tost makineleri vesaire var. Her gün hamburger çıkıyor yemek için. Fakat et tüketmiyorsanız video optionlarda oluyor. Bunlar et içermeyen hamburgerler. Tatları da gayet hamburger gibi. Burada gördüğünüzde çok fazla farklı çeşitli meyve sebze de alabilirsiniz. Onun haricinde paketlenmiş ürünler de çok fazla mevcut. Çok çeşitli olduğu için kendi tercihinize göre illa yemek yemek zorunda olmadığınız için farklı ürünler tüketebilirsiniz. Bunun haricinde hemen akabininde çoğumuzun tercih ettiği, yemekleri beğenmediği zamanlarda pizza yerimiz var. Hemen yanında makarna yapılan bir yer var. Makarnaları kişiye özel olarak yapabiliyorlar. Makarnamızda hangi çeşit makarna istediğinizi, seçenek olmasını istediğinizi söyleyerek kişiye özel makarna. Evet, kesinlikle. Pizzalarda da farklı çeşitlilikler olabiliyor. Ancak genelde çıkan cheese ve pepperoni oluyor. Evet. Bu tarafta gördüğünüzde şu anda boş olsa da genelde dolu olan ve çok fazla farklı çeşidin olduğu tatlı kısmı var. Fiyatları yazıyor. Oldukça uygun ve genelde tatlı seven arkadaşlarımızın çok şey tercih ettiği bir kısım burası. Merhaba Emre. Bu kısım şu anda kapalı ama bu kısımda bir arkadaşımız çalışıyor. Ben normalde C4'da çalışıyordum ama bu sanırım başka bir videonun konusu. Kampüs içindeki iş olanaklarından ve ne kadar para kazanabileceğimizden bahsedebileceğimiz ayrı bir video yapacağız. Bu kısımda yine gördüğünüz gibi kendi çok fazla çeşit olan sebze, işte meyve, bu tarz şeyleri tercih edip kendinize bir bol vesaire oluşturabiliyorsunuz. Hepsi tartılı olarak ölçülüyor. Dolayısıyla bu tercih size kalıyor. Burada gördüğünüz içecekler de mevcut. Genelde burada 3 çeşit çorba servis ediliyor. Yani bunları getiren kişi de ben oluyorum. Bugün mesela fasulye çorbası, tavuk ve mısır çorbası ve chicken noodle çorbası. Bunu genelde hep koyuyorlar çünkü bu hep yeniden bir çorba. Evet. Günlük 3 çeşit çorba servis yapıyor. Şu an sonunda gördüğünüz yer size Koşu Corner adı verilen yer. Burada sadece Yahudi yemekleri çıkıyor ama bu demek değil ki siz de gelip buradan alamazsınız. Yahudi yemekleri olduğu için eğer helal beslenmek isteyen arkadaşlarımız varsa buradan da beslenebiliyorlar aynı zamanda. Arkadaşlar, burada gördüğünüz üzere simple serving denen bir yer var, serving denen bir yer var ve entry denen bir yer var. Entry kısmında oldukça farklı çeşitlerde her gün değişik yemekler çıkabiliyor. Bunların vegan çeşitleri, işte vejetaryen çeşitleri vesaire oluyor. Tabii bunları beğenmediğiniz zamanlarda buraya gelip genelde benzer çeşitli çıkan grilled chicken, işte pork veya et
bu tarz şeyleri tercih edebiliyorsunuz. Fiyatları da zaten bu şekilde görebiliyorsunuz. Ama bu oradaki yazan fiyatların 1.8 katıyla çarpılması demek anlamına geliyor. İkinci seçeneğiniz ise meal plan oluşturmak. Meal planı sene başında dönemlik olarak ya da senelik olarak oluşturabilirsiniz. Belli bir ücreti var. Ben yemekhanede çalıştığım için yemekhanede ücretsiz olarak yemek yiyebiliyorum. O yüzden tam olarak ücretini bilmiyorum. Ama eğer yanlış hatırlamıyorsam dönemlik 500 dolara yakın bir fiyat olması gerekiyor. Genel olarak yemeklerin kalitesinden bahsedeyim ben de. En son gösterdiğimiz entry kısmı oldukça farklı çeşitli olduğu için sporla vesaire uğraşanlar için güzel seçenekler sunuyor. Mesela ben bugün köfteye benzer bir şey yedim. Protein ve diğer kısımlarda çoğu besin değerleri yeterliydi. Onun yanında her gün çok farklı fazla çeşitli olduğu için bu sizi sıkmıyor aynı zamanda. Oldukça kaliteli ürünler olduğu için de ben burayı her gün tercih ediyorum neredeyse. Bugün ne kadar ödedin bir tabağa? 4 küsur dolar ödedim. Kendimkine 4.1 ödedim sanırım. Ben de 1.5 dolara çorba içtim. Oldukça evet. İyi. Çorba biraz sanki pahalı ama... Yani sanki bir tık. Evet. Bir de meal planım da yok. Meal planı olmadığı için 1.5 evet, dolar ödemiş. Doğru. Normalde 0.8 dolar civarında olması gerekiyor. Evet. Buradaki seçenekler bu şekilde ama dediğimiz gibi iki tane daha büyük yemekhane var. Bir tanesinin adı Hinman, diğerinin adı da... Appalachian. Onlardan da yemek yiyebiliyorsunuz. Aynı zamanda okulun Marketplace adı verilen bir sürü zincir restoranının olduğu, tam böyle alışveriş merkezinin üst katındaki yerlere benzeyen bir yerde var. Burada yemek seçenekleri mevcut. Yani kampüste çok çeşitli yemek orada seçenekleri var. Orada Subway, Tully's gibi. Tully's aslında bir kızarmış tavuk markası. Burada çok tercih ettiğimiz bir marka. Eteli markalar var. Bundan çok fazla farklı çeşitlerde yiyebiliyoruz. Canımıza eğer daha fast food bir şey isterse oraya gidiyoruz. Güzel oluyor. Hinman'da Starbucks da var. Starbucks'ta evet, Starbucks kampüsümüzde var. Olan bir şey. Bilmiyorum. Güzel bir Starbucks. Yani ben çok tercih etmiyorum. Biraz pahalı olduğu için ama buradaki kahveler falan... Arkada da TG geçiyor şu an. Evet. Merhaba Ömer. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.